özel hayatınla ilgili de ben iltifatlar düzmek istiyorum izninle. Eşini çok beğeniyorum. Yani ne mutlu bize. Türkiye'de yani dünyada bence gördüğüm en güzel kadınlardan bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Yetenekli bir oyuncu olduğunu düşünüyorum bu arada. Vaktim oldukça işlerinizi izlediğim süre içerisinde beni yanıltmadığı için de gerçekten kendisine de teşekkürler. Farklı rolleri farklı farklı yeteneğini sergileyerek çok güzel icra ettiğini gösterdiğini düşünüyorum. Tekrar söylüyorum çok güzel olduğunu düşünüyorum. Çok güzel ağladığını düşünüyorum. Çok güzel güldüğünü düşünüyorum filan filan gibi. Böyle bir şey birbirinize aşırı yakıştırıyorum. Çok teşekkür ederim. Ve galiba siz bir aynı iş içerisindeyken daha önceden tanışıyor muydunuz mesela? Yok tanışmıyorduk. Biz aynı iş teklif edildiğinde birbirimizden haberdar olduk. Serüven böyle başladı. Bana dediler ki senin için partner Neslihan Atagül'ü düşünüyorlar. Bir süre sonra onaylandı bilgisi geldi. Ha onaylandıysa ben açayım bakayım dedim. Kimdir bu Neslihan hanımefendi? Açtım. Çok iyi bir oyuncu olduğunu o zaman anladım. Aldığı dünya çapında ödülleri olduğunu o zaman anladım. Dedim ki partner diye kimi getiriyorlarmış maşallah. Çok memnun senin oldum böyle... oyuncu olarak. Ha, tamam peki. Oyuncu böyle... olarak ama duygusal hiçbir kıpırtı ya da bir hissiyat olmadı. Burada çok dürüst. Fotoğraflarına baktım, filmlerine baktım, dizilerine baktım. İlk işim Araf'ı alıp izlemek oldu. Bayıldım oyunculuğuna ama hala bir etkileşim yok. Sonra dediler ki sizi bir araya getirin. Yapım şirketinde buluşturalım mı? Ben dedim ki tamam eyvallah. Şimdi gidiyorum ve partnerimle tanışacağımı düşünüyorum. İçeriye girdim, ince bir koridor. Arka tarafta bahçe var yapım şirketinin. Bir ışık gördüm diyorsun. Hayır yüzüme bir ışık çarptı güneş. Gerçekten çarptı. Onunla beraber şöyle bir oturacak yer ararken bir kadınla göz göze geldim. İçimden böyle bir vurulma hali. İçimden dedim ki ama kesinlikle o Neslihan değil bu arada. Eminim Neslihan olmadığına. Kim bu kadın yahu dedim içimden. Meğerse içimden dememişim. Ağzımın suları akar böyle. Yapımcı Atatürkoğlu sevgili yapımcı. O zaman o işin çok iyi bir... Tamam oldu bu iş dedi mi? Şöyle yaptı. Omzuma vurdu. Partnerin dedi ben. Böyle dedim. İçimden söylemedim mi ben onu? Hayır dedi. Sen şu tarafa geç o da yanına geliyor birazdan. Neyse. Ben utandım senin yerine. O da hani düşünmedim. Olmuş. 2 kilo verdim ve sırılsıklam oldum. Terden o duyduğumu duymadığımı bilmiyorum. Sonra söyledik. Duymuş meğerse. Ama o halde söylediğini duymadım dedi. Yani öyle hissetmedim dedi. Ya ağız suyu falan görmedim. Görmedim dedi. Tamam, okay, tamam. O an vuruldum ben ve ondan sonra da o yolu... O yola ya taşlar koydum. Ya adaçayı yak çabuk. Hemen stüdyoda bir adaçayı yansın bir dönsün. Sonra bakma lütfen. Bizim nazarımızın değdiği için değil yani olurdu ne olurdu ne olurdu. Ne olursa olsun bir şekilde bir önlemimizi alalım istiyorum kızlar anlatsa. Sonra flört ve tavlama dönemi. Tavlamak için taklalar attım. Ya. Evet, evet. Öyle. Evlilik teklifi nasıldı peki? Biliyor muyuz bu arada özel değilse? Yani. Yayınlamadım. Ve o tarihle ilgili herhangi bir fotoğraf video yayınlamadım ama... kendimce naif ve güzel beni anlatan bir evlilik teklifi olsun istedim. Bir muhabbet kuşu hediye ettim. Muhabbetimiz daim olsun diye. Ay. Yanında bir şiirle beraber bütün ailemizi arkama aldım. Güç titriyorum çünkü. Hem onun ailesi hem benim ailem. İstanbul'da yaşayan yaşamayan yakın şehirlerde kim varsa destek. Yaklaşık evet 45-50 kişi bir odaya tıktım onları küçücük bir odaya. O içeri geldiği zaman da hepsini çıkartıp arkama aldım. O zaman da şiirle beraber ve muhabbet kuşuyla ve yüzükle beraber evlenme teklif ettim. Ne kadar güzel ya böyle bir şey. Örnek olsun diye anlattırdık arkadaşlar. Bir şey olsun diye değil belki yani böyle buna benzer bir şekilde bir formül uygulayabilirsiniz siz de diye düşünüyorum. Ben kendimce olsun istedim. Yani sembole önem veririm. O semboller çok değerli. İnançta ve bizim coğrafyada da semboller çok önemli. O yüzden sembol benim için önemli. O dönemin sembolü büyük, sarsılmaz, geniş bir aile. Nerede bu aile? Arkamda. Muhabbet çok değerli. Herkesin muhabbet diye bildiği o kuşun ortada olması önemli. Onun rengi ve nişanı yine sembolü atıfta bulunan yüzük çok önemli. Ve söylediğim kelimeler o günü ve geleceğimizi ve benim geçmişimi anlatıyor. Ve benim geleceğim olacak kadın zaten sembol olarak orada. O benim geleceğim. Ben değilim. Ne güzel bir şey. Sen mesela yani aşık olduğun cümlesini, aşık kelimesini bilmiyorum kullanabilir miyim ama geçtim. Aşık olduğunu anladıktan sonra mı hemen tavlamalar yani tavlama? Anında. Aa süper. Tamam. Çünkü anladım. Tamam. Ben ondan önce aşık olduğumu düşünüyordum. Ya. Meğerse o değilmiş öyle şeyler, oymuş. Ve vücut benden ayrı çalışmaya, zihnim benden ayrı çalışmaya başladı. Çok gerçekten. Çok komik durumlara düştüm. Ya gerçekten. Evet çok serseri durumlara düştüm.
Çok enteresan, muhteşem anılarım var. Anlatmak istese anlatır arkadaşlar. Beni zorlamayın yani. Benim normalde soran bir karakterim yok biliyorsunuz sunucu olarak. Ya anlatmak istese anlatır. Anlatır zaten her şeyi anlatana kadar. Reji soruyor. Yani her seferinde size suçu atamam yani. Öyle söyleyeyim. Ama gerçekten buraya kadar bile paylaştığın için hikayeyi çok çok teşekkür ederiz.